Yani Liverpool takımı güçlü takım olabilir. Bizi burada yenebilir ama. Cengo. Yürü be Cengo. Yürü be Cengo. Git be Cengo. Akıllı bırak Cengo. Akıllı bırak Cengo, ne yaptın? Herkese merhaba, Kısa Paslara hoş geldiniz. Bugün bir FIFA videosu çekeceğiz ama yine aklımızda bir soru olacak. O soru şu: milli takımımız eğer bir Premier Lig takımı olsaydı, yani şu an milli takımımızı oluşturan oyuncuların hepsi Premier Lig'de bir takımda beraber oynuyor olsalardı, başlarında Şenol Güneş olsaydı, acaba Premier Lig'i kaçıncı sırada bitirirlerdi diyoruz ve bu videoya start veriyoruz. Evimizdeyiz sevgili Tümer ve Aral da şu anda. Ekranın parçaları ve yolculuğumuza başlayacağız. Şenol Güneş'in önderliğinde milli takımımız yolculuğuna başlayacak. Ve şu anda aklınızda şu soru var: acaba hangi takımı seçeceğiz diye. O takım tabii ki Leicester olacak. Çünkü özellikle son günlerde sosyal medyada yaptıkları bol ay yıldızı paylaşımlar bize bu torpili yaptırıyor. Yolculuğumuza başlayalım. Ama başlarken şimdi şöyle yaptık ekip içinde. Dedik ki sizin tahmininiz ne? Premier Lig'i milli takımımız kaçıncı sırada bitirir diye. Teker teker cevaplar geldi. Onları bir dinleyelim. Çok güçlü bir milli takımımız var. Bu takım ilk 5'te şampiyonluk yarışında olur her türlü. Klopp, Şenol hocamı bekle. İlk 4'e oynar demek biraz iddialı olur ama Avrupa mücadelesinin içinde olacağını düşünüyorum. Tahminim 7. olur. Bence Premier Lig standartlarına yakın bir kadromuz var. Bizim kadro Leicester'la 8. 9. falan bitirebilir Premier Lig. Bu takımın stoper hattı dışında hiçbir yeri Premier Lig seviyesinde değil. Bundan dolayı ben bu takımın Premier Lig'de %100 küme düşeceğini düşünüyorum. FIFA Türk oyuncularının ratinglerine gerektiğinden çok düşük değerler verebiliyor. Ben buna rağmen Premier Lig'de 7 veya 8. bitireceğini düşünüyorum. Ben de kendi tahminimi yapayım. Şu anda oyunu kontrol ettiğim için en tepeden hedefi seçmem lazım. Bu takımla ben en kötü ilk 5 istiyorum ama acaba bir sürpriz yapabilir miyiz? 25 tane Türk kardeşimiz şu anda formayı bekliyor ve en tartışmalı nokta milli takımımızda kimler ilk 11'de olacak? Burayı şimdi hep beraber yapalım. Bir de tam da bu noktada sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Acaba milli takımımız tahminen Premier Lig'i kaçıncı sırada bitirecek? En mantıklı tercih klasik 4-3 düzeninde yerimizi alacağız. Forvet'te hemen önerilenlere bakalım. Burak Yılmaz mı, Cenk Tosun mu aslında buradaki soru? Ben Premier Lig tecrübesinden dolayı Cenk'i burada değerlendirmek istiyorum. Sol açığa bakalım. Yine şu an en yüksek overall'la bize Hakan karşılıyor orada. Sağ açıkta Cengiz var. Devam. Aslında bizim milli takımın en zengin olduğu noktalara doğru gidiyoruz. İleriden geriye doğru gittiğimizde bizim milli takımımız zenginleşmeye başlıyor. Ozan var. Gel Ozan'cım. İrfan. İrfan da burada. Devam. Ve 6 numara pozisyonunu kim alacağız? Okay Yokuşlu yine burada. Overall anlamındaki en zengin isim. Emre Belözoğlu kaptan sonradan dahil olacaktır diye düşünüyoruz. Sol bekte Umut Meraş ve Ömer Bayram arasında ben tercihimi Ömer'den yana kullanacağım. Ve tercihe soruya kapalı müthiş ikili Çağlar ve Meri ikilisi yan yana. Orada da Zeki var. Kalemizde de Mert'i kullanıyoruz. Hemen yedeklerimizi de belirleyelim. Yusuf mutlaka bu takımın ilk 18'inde olması gereken bir oyuncu. Ozan mutlaka olmalı, Emre mutlaka olmalı. Ve şimdi sıkıntılar başlıyor. Kimi keseceğiz burada? Deniz'i kesebiliriz ama kanatlarda da oyuncu eksiğimiz çok. Kaan sanki gidici gibi çünkü Ozan var stoper attığımızda. Yine bir dönüp bakalım. Eklememiz gereken bir şey. Sanki kısa vadede bizi bu ilk 18 götürecek gibi. Ve şimdi sim atmaya başlayalım. Transfer dönemi vesaire bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. İlk haftaları takımımız nasıl tamamladı? Hemen puan tablosunda gidiyoruz. 12. sıradayız. 7 maçımız var. 1 galibiyet. Hayda. İşler çok parlak başlamadı. 4 beraberlik. Milli takım az gol yemeye devam ediyor. Ve Liverpool maçı var. Ben bu maçı oynarım abi. Ben bu maçı oynar. Bu takıma ikinci galibiyetini getirir. Ve Anfield'a gidiyoruz. Takımda moraller yerle bir. Londra'nın o kapalı havasına çok alışmış gibi gözükmüyoruz ve Çağlar'ı kaybetmişiz zaten. Çağlar sakatlanmış. Kaan gelsin yerine. Form durumunu nasıl toparlayabiliriz? Bir Burak gelsin madem. Cengiz'in form durumu gayet iyi. Mert'i de değiştirelim. Uğurcan buraya gelsin. Okay'ı da değiştirelim orada. Emre gel abi. Emre gel abi. İrfan'da da ısrar etmek istiyorum. Ya da İrfan'da Yusuf alıp biraz daha orada ofansif bir dizilim kabul edelim. Ve milli takım Anfield'da.
Hepimiz de değil mi bu FIFA oynarken bu garip ses çıkartma hastalığı var yani. Hiçbir spiker de böyle konuşmuyor ama hepimize ben dikkat ediyorum. Herkes böyle garip bir ses çıkartıyor. Muhammed Salah ve karşısında Türk milli takımı. Klopp sinirli. Klopp sinirli. Şenol Hocam kilitledi çünkü Klopp'u. Aman 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 iyi karşılayalım. Orada çoğalalım. İyi tehlike geldi Liverpool'dan. Kısa. Kısa oynadık. Kısa oynadık. O bir tehlike oldu. O bir tehlike oldu Uğurcan. Milli takım gol yememeye devam ediyor. Akan oyunda gol yok bu takımda. Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonuz elemelerini son 7 maçta akan oyunda gol yemeden tamamladık. Ömer Bayram. Galatasaray'ın büyük ihtimal yollayacağı tek oyuncu olacak. Tabii Ömer de formunu korursa Avrupa Şampiyonası'nda. Emre. O soldan bir akalım. Hakan. Var mı devrilen? Emre devrildi. Ah Emre ah. Ah Emre ah. Salah gidiyor. Salah. Gol yedik. Top ağlarımızda. Top ağlarımızda. Belki de yememişizdir. Hadi. Ne kadar kötü oynuyorum lan bu. Şimdi Cengo'dan aktif oynamak lazım. Takımdaki en hızlı adamımız o. Ama şöyle söyleyeyim. Liverpool ilk dakikaları itibariyle beni bozguna uğratmış hissettiriyor. Kitlendim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor Uğurcan? Vatanı korur gibi. Aferin Uğurcan. Aral hocam şu an ilk dakikaları itibariyle bir bu sorunu nasıl çözeriz? Kanatlara inmen lazım abi. Bak sen. Pas geldi. Van Dijk. Kimler geçemiyor ben nasıl geçeyim Van Dijk. Kötü şakaydı. Ömer'in kanat şu anda o toban olucu. Abi Merih'le gidiyorum. Allah ne verdiyse. Allah. Bu oyun gerçekçiliğini yitirmiş kardeşim. Biri orada onu yaşatmaz. Yusuf. İyi geldik. İyi geldik. Diri geldik. Bir geldik. Pek geldik. Alex Arnold olmadı. Yine Muhammed Salah. Kalemiz abluk altında. Meri. Haydi yavrum. Haydi aslanım. Emre orada. Firmino. Yani şu anki oyunla arkadaşlar milli takımımızın aylardır oluşturduğu o güzel havayı dağıttım. Ama daha söyleyecek sözümüz var. İyi başlamadık. Bizim için yeni bir lig, yeni bir arena Premier Lig ama biz bitti demeden bitmeyecek. Yok artık. Uğurcan yarın şeyde ya. Nerede Aralcığım? Biliyorum istatistikler hiç hoş değil ama yepyeni bir yarı var önümüzde. Daha akıllı oynayacağız. Topu biraz daha ayağımıza tutmamız gerekiyor. Özellikle Cengiz'in olduğu kanadı iyi kullanmamız gerekiyor. Hadi hayırlısı. Haydi bismillah. Ömer Bayram biliyorsunuz Van Dijk'la mahalle arkadaşı. Bu maç öncesinde mutlaka bir muhabbetleri de... Uğurcan Çakır inanılmazsın Uğurcan. Top bir kez daha alır. Ama bunu hak ediyoruz. Çıkamıyoruz. Yok. Bir şeyler eksik. Şenol Hoca da kulübesine bakacak. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Bir kere Emre orada çok yumuşak oldu. Bu benim hatam. Yani Emre'yi en kötü şöyle oynatmak gerekiyordu. Fenerbahçe'nin düştüğü yanılgıya biz burada düştük. İrfan. Okay'ı alıyorum. Sistem değişikliğine ne deriz? Bir deneyelim bakalım. Bir orta saha. En azından İrfan'ın varlığını bir deneyelim burada. İrfan. İrfan deli dolu. Van Dijk'ı peşine taktı. İrfan vurdu. Çok tehlikeli. Ah Burak. Doğru yerde ol Burak ya. Burak koklu orada golü ya. Bak adamların hiç affı yok. Bu ne ya? Bu nasıl hızlı hücum? Yani Liverpool takımı güç takım olabilir. Bizi burada yenebilir ama acımıyorlar bile. 3-4-5 yani. Maç devam etse hala gol atmak için üstüne geliyorlar yani. Miri. Gir kafa göz Miri. Ömer Bayram. Durdurdu Salah. Haydi çocuklar haydi. Zor deplasman. Ligin en zor deplasmanı. Adamlar namağlup. Ama burada en azından bir gol. Atacağımız bir gol. Bizi ligin geri kalanında bir havaya sokabilir. Şimdi Çağlar'ın bir kere sakatlanması bizim savunma bitirdi abi. Uğurcan büyük oynuyor. Cengo. Yürü be Cengo.
Gitme Cengo. Akıllı bırak Cengo. Akıllı bırak Cengo, ne yaptın? Bir temas var orada sanki. Bir şeyler oluyor orada. Güzel. Bir gol gelsin dedik. O gol geldi. İşte Yusuf Yazıcı az önce zorladı. Şimdi golünü başardı. Devrilmiyor burada. Enteresan ve sol ayağıyla attı Yusuf'um. Ve Anfield'dan sadece 0 handikaplık bir skorla, bir farkla ayrılıyoruz. Artık önümüze bakacağız Premier Lig maceramızda. Şu anda milli takımımız Leicester armasıyla 12. sırada. Biraz artık Ocak ayına doğru saralım. Ciddi ciddi videonun başlığındaki sorunun cevabını bulalım. Ve Ocak ayı itibariyle Leicester'ımız şaka gibi yine 12. sıraya demir atmış durumdayız. Tam sonucu gördükten sonra onun üzerine konuşabiliriz çünkü. Gidelim abi, son maça kadar gidelim. Ve hanımlar beyler, geldik son mücadelemize. Artık ligde kaçıncı olacağımız net bir şekilde görüyoruz. Şaka gibi ya. Yine 12. Yani başladık 12, bitiriyoruz 12. 37 maç 38 puan. Ama bunu beklemiyordum açıkçası. Ama oyuncularımıza verilen genel overall'ların düşüklüğü ve tabii ki form, şu anki güncel formun kapalı olması etkili, ama FIFA bazından çıkalım, gerçekte ne olur dersek, milli takımımız en kötü Premier Lig'i 6-8 arasında bitirir diye ben düşünüyorum. Son olarak Premier Lig'de acaba bir Türk oyuncumuz girdi mi gol krallığı listesine diye bakalım. Leicester'dan milli takımımız gol atma sorununa devam etmiş açıkçası. Bir oyuncumuz bile yok. Asiste bakalım, ilk sıralarda göremiyoruz. Mesut var Arsenal'dan ve 21. sırada Hakan Çalhanoğlu 5 asiste bizi karşılıyor. Aslında bizi tatmin etmedi. Yazıklar olsun FIFA diyorum. Keyiflendirmedi videonun sonunda bizi. Heyecanlı bir şey de olmadı. 12. sırada başladık, 12. sırada bitti. Ne diyelim? Biz cevabı kendi real dünyamızda, Premier Lig'de milli takımımız kaçıncı olur, hep beraber şimdi yorumlarda konuşalım. Bu arada şu anki üzerimde giydiğim Chicago Bulls forması da Instagram hesabımızda ve Twitter hesabında çekilişte. Onu da hatırlatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.